Batı insanı tasdif ediyor mu? İnsan nedir? İnsan neyle beslenir? İnsanın beslenmesini tayin edemezsek insana bir hedef çizebilir miyiz? İnsana bir hedef çizemezsek medeniyetten bahsedebilir miyiz? Bununla ilgili bir fikri olan var mı sanırım? Rica etsem. Bildiğiniz gibi insan üç şeyden müteşekkil. Beden, ceset, nefs ve ruh. Nefsimizi şehvet ve arzularımızla, bedenimizi gıda ile besliyoruz. Ruhumuzu beslemediğimiz zaman bir kavram kargaşası yaşıyoruz. Ruhumuzu nasıl besleyeceğiz? Bizim medeniyetimizde büyüklerimiz ruhu nasıl beslemiş? Ruhun ihtiyacı olan şey nedir? Ruhun ihtiyacı olan şey şefkattir ve merhamettir. Dolayısıyla sevgidir. Kişinin yaratıcısına şükranını, teşekkürünü ibadetle verdiğinde Rahman da ona ikramda bulunur. Yani kalpler ancak Allah'ı andıkça huzuru bulur. Şimdi Batı bunu verebiliyor. Yani bireyi besleyebiliyor. Batı'nın sisteminin çöküşü sizce bundan olabilir mi? Yani insanlarını besleyemediği için insanların Batı'da bir isyanı söz konusu olabilir mi? Kuvvetle muhtemel yakın bir zamanda bunu seyredeceğiz. Çünkü Batı'da insanlar beslenemiyor. Dolayısıyla Müslüman olmak Batı ne kadar baltalasa da artıyor. Ve hızlı bir şekilde bu devam edecek. Neden? Çünkü Rabbül Alemin böyle murad ediyor. Biz medeniyetimizi sohbet kültüründen aldık. Büyüklerimiz bize hikaye bazında aslında hep hakikati aktardı. Yani Efendimizin de buyurduğu üzere birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız. Ve iman etmezseniz de cennete giremezsiniz. Hakkıyla acaba birbirimizi sevebiliyor muyuz? Peki bu devirde herkes Ümmet-i Muhammed desek nasıl bir ses çıkar salonda? Biz ümmeti icabet, onlar da ümmeti davet. Yani hepimiz Adem'in çocukları değil miyiz? Batı'yı sistemini eleştirirken karşımızdakinin inancına mesela insan ailesini seçebilir mi? Ailesini seçemezse kültürünü de seçemez. Şimdi karşımızdaki insanı eğitmeden yargılayabilir miyiz? Kolay, gavur demek, batılı demek. Anlattık mı? Anlatmadık. Anlatmalı mıyız? Bence ilk önce yaşamalıyız. Yaşarsak zaten doğru anlatırız. Yaşamadığımız bir şeyi sizce nasıl anlatabiliriz? Bence anlatamayız. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Namaz vakti de hocam. Çok güzel bir namazınızı buyurun lütfen. Çünkü akşam geçmek üzere. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Bu 15 günde bir buradaki sohbetlerimiz sohbetten ziyade karşılaşmak, selam vermek, tebessüm etmek, tanışmak, tanıştırmak.